Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Konulu tefsir programımızda bugün Ashab-ı Kehf. Bunu değerlendirmeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'deki 114 sureden bir tanesi Kehf suresi. Ve bu sure ismini anlatacağımız olaydan alıyor. Bu alemde Allah-u Teala'nın çok acip icraatları var. Hayret verici icraatları var. Bunlardan bir tanesi de Ashab-ı Kehf olayı. Demek ki farklı bir olay olmasından dolayı, numune olması kabilinden Kur'an-ı Kerim'de buna da yer verilmiş. Kur'an-ı Kerim'de bu 2,5 sayfalık bir bölümde anlatılıyor. Ama yani bunlardan film falan da yaptılar ya, icabında saatlerce süren, 10 saat, 15 saat süren filmler buradan yapılabiliyor. Filmlerde herhalde hayali de devreye sokarak, arka planında da neler olabilir, bunları biraz senaryo haline getirerek ayrıntılı bir şekilde gösteriyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de mesele öz olarak anlatılmış ve Kur'an'ın bu anlatımı içerisinde biz belki pek çok sorularımıza cevaplar bulacağız. Ve 2,5 sayfada anlatılan bu olay münasebetiyle Kur'an'ın evrensel mesajlarından bir kısmını beraberce değerlendirmiş olacağız. Ben doğrudan ayetlerden takip etmeyi istiyorum. Yeri geldiğinde bunlarla alakalı bazı bilgilere de yer vereceğiz. Em hasibte enne ashabel kehfi ver ragim kânu min âyâtina acebe. Burada eğer muhatap olarak peygamberimiz başta düşünülürse, ey peygamber, yoksa sen ashab-ı kehf ve ragimi bizim acip ayetlerimizden biri mi zannettin? Veya peygamberimiz noktasında değil de ey muhatap şeklinde de takdir edilebiliyor. Peygamber Efendimiz'e buna dahil olmak üzere başta. Ey muhatap, yoksa sen Ashab-ı Kehf ve Rakim'i bizim hayret verici, acip ayetlerimizden biri mi zannettin? Müfessirler burada şuna dikkat çekiyorlar. Yani Allah-u Teala'nın o kadar hayret verici ayetleri var ki bunların içerisinde Ashab-ı Kehf'in 300 yıl mağarada uyuması o kadar da hayret edilecek bir şey değildir. Yani normalde insanlar buna bayağı bir hayret ediyor. İşte 300 yıl mağarada kalmışlar, daha sonra uyandırılmışlar. Bu öldükten sonra dirilmenin de bir misali ve timsali. Bu noktada insanlara çok ilginç geliyor. Halbuki öldükten sonra dirilmenin o kadar hayret verici başka örnekleri var ki, sadece Ashab-ı Kehf'le delil getirmek, işte bak bunlar 300 yıl uyutuldu, ardından da diriltildiler, böyle demek biraz basit kalıyor. En azından her birimiz her gün uyku vasıtasıyla adeta ölüyoruz, sabahta diriltiliyoruz. Ashab-ı Kehf'e hayret etmezden önce kendimize bir bakmak lazım. Öte yandan her kış mevsiminde yeryüzü adeta ölüyor, bahar mevsiminde diriltiliyor. Gökyüzünde hiçbir bulut yokken bulutlar toplanıyor. Ardından hepsi kaybolup gidiyor. Adeta haşrin böyle bir manzarası gibi, bir numunesi gibi. Böyle olunca kainat ayetlerle dolu, hayret verici ayetlerle dolu. Bu hayret verici ayetler içerisinde Ashab-ı Kehf'in de kendine göre bir yeri var. Ama bunu en öne çıkarmak Kur'an'ın genel anlatımına uygun değil. Ve ardından olaya geçiliyor. İz eve el fitye ilel kehfi. Gençler mağaraya sığınmışlardı. Ashab-ı Kehf bir grup genç. Bunlar zalim bir hükümdar olan Dakyanus'un, Roma imparatorlarından Dakyanus'un idaresi zamanında yaşamışlar. Ve saraya mensup kimselermiş. Ancak işte müşrik olan Dakyanus'a tabi olmuyorlar. Hazreti İsa'nın dinine tabi oluyorlar. Bundan dolayı da kendileri takip ediliyor. Sonra da bir mağaraya sığınıyorlar. Ve
Dakyanus'tan kurtuluyorlar. Fakalu, bunlar dediler ki Rabbena etina min ledünke rahme, Allah'ım kendi katından bize bir rahmet ver ve heyyi'lena min emrina raşede, ve bu işimizde bize bir çıkış yolu göster. Bunu bize müheyyâ kıl dediler. Yani bu şekilde dua ettiler. Çünkü artık mağaraya sığınmışlar. Çok da fazla yapabilecekleri bir şey kalmamış. Ve Cenab-ı Hakk'a dua ediyorlar. Ey Rabbimiz, kendi katından bize bir rahmet ver ve bize bir çıkış yolu göster. فَدَرَبْنَا عَلَى اَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدَ. Biz de onların kulaklarına yıllarca devam edecek şekilde o mağarada vurduk. Tabi Türkçe'de bu o kadar anlaşılmıyor. Yani kulaklarıyla dış dünya arasındaki irtibatı kestik. Artık sesleri duymaz oldular. Uykuya daldılar. Onları uyuttuk. O mealde bir ifade. Ve sinin, senelerce. Bu senelerin daha sonraki ayetlerde 300 yıl olduğu ifade ediliyor. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ, sonra onları dirilttik. Yani 300 yıl adeta bir ölüm hayatı yaşadılar. Ardından da onları dirilttik. Cenab-ı Hakk'ın biz şeklindeki ifadesi Kur'an'da sıkça nazara verilir. Bu Cenab-ı Hakk'ın azametini bildirir. Sonra biz onları dirilttik. لِنَعْلَمَ, bilelim diye. اَيُّ الْحِزْبَيْنَ اَحْسَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدَى. Yani onların ne kadar kaldığını en iyi kim sayacak müddet itibariyle, bunu bilelim diye onları dirilttik. Burada bilelim diye, Kur'an'da böyle bir üslup da var. Allah bilsin diye başka bazı ayetlerde. Bu tabi Allah-u Teala biliyor da ilme zuhur diye tefsirlerde ifade edilmiş. Yani ortaya koyalım, ortaya çıksın, bu manada değerlendiriliyor. Yoksa Allah-u Teala her şeyi en iyi bilendir. Cenab-ı Hakk'ın mesela insanları imtihan etmesi, işte bilelim diye hanginiz daha güzel amel yapacak. Yani kimin ne yaptığı ortaya çıksın diye bu manada açıklanıyor. Tahirül Mevlevi bu manayı ifade ederken diyor ki, Allah'ın bizleri imtihan etmesi, bizi bilmek için değil, bizi bildirmek içindir. Yani kimin ne olacağı o şekilde ortaya çıkıyor. Nahnu naqussu aleyke nebahum bil hak. Ey peygamber, biz onların haberini hak olarak sana anlatacağız. Hani bu gaybi bir olay. Mazinin derinlerinde kalmış ve ortada belge, bilgi pek de bir şey yok. Dolayısıyla bu gibi meselelerde ortalıkta çok rivayetler dolaşır. Aslı olmayan haberler de epey dolaşır. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir mesele anlatıldığında hak olarak anlatılmıştır. Çünkü Allah-u Teala bütün zamanların, bütün mekanların malikidir. Mülkünde ne olup bitiyor en iyi bilendir. Böyle olunca tarihin o karanlık döneminde meydana gelen bu olay da Kur'an-ı Kerim'de adeta tablolar şeklinde bizim önümüze sunulmakta ve takdim edilmektedir. İnnehum fitye, onlar bir takım gençlerdi. Burada onların şahsiyetleri anlatılıyor. Onlar bir takım gençlerdi. Burada gençler olması daha da bir özellik belki arz ediyor. Bunu ben bir başka yönüyle de değerlendireyim. Bazı rivayetlerde, bazı kitaplarda kıyamet alametleriyle alakalı şöyle bir rivayete yer verilmiş. Ahir zamanda Mehdi geldiğinde Ashab-ı Kehf mağaralarından tekrar çıkacaklar. Zahirine göre bunu anlayacak olursak, ahir zamanda Ashab-ı Kehf tekrar diriltilecek. Bir defa diriltilmişlerdi, ikinci defa diriltilecekler. Böyle zannedilebilir. Şahsen öyle olduğu kanaatinde değilim. Demek ki ahir zamanda Mehdi geldiğinde 300 yıldır uykuda olan gençliği uyandıracak. Bu manada anlamak herhalde daha rahatlatıcı bir mana. Eğer böyle bir rivayet varsa, sahihse, bunun sahih bir manası bu olabilir. İşte Kur'an-ı Kerim Ashab-ı Kehf'i ifade ederken onlar bir takım gençlerdi diyor. İşte gençlerin de uyanması çok önemli bir olay. Demek ki Mehdi ahir zamanda
gençliği uyandıracak. Bu münasebetle şu rivayeti de ifade edeyim. İbn-i Mace Kitab-ül Fiten bölümünde 33. hadiste şöyle geçiyor. Deccal fitnesinden korunmak için Kehf suresinin baş kısmını okuyun. Birazdan bunu belki daha iyi anlayacağız. Bu gençler zamanın hükümdarına, müşrik hükümdarına kafa tutabilmiş kimseler. Ve ahir zamanda da Dakyanus misali çok zalim hükümdarlar olacak. Ve bunlar insanları yanlış inançlara sevk etmek isteyecekler. Ashab-ı Kehf'in bir kıyam harekatıyla onlara karşı dik bir duruş sergilemesi gibi ahir zamanda da dik duruş sergileyebilen insanlar o fitnelerden korunmuş olacak. Belki bazıları bunu başka türlü anlayabilir. İşte Kehf suresinin ilk kısmını okursak fitnelerden korunuruz. Mesele sadece okumak değil, orada gençlerin bu mesajı anlatılıyor. Onlar gibi olmak, onlar zamanın işte zalim hükümdarına, müşrik hükümdarına direndiler, dik bir duruş sergilediler. Peygamberimizin bu noktaya dikkat çekmesi de, yani ahir zaman fitnelerinden korunmak için Kehf suresinin ilk kısmını okuyun. Yani siz de onlar gibi olun. Mertçe, erkekçe bir tavır sergileyin ve küfrün, zulmün, şirkin karşısında eğilmeyin, bükülmeyin. Öyle bir dersi vermiş oluyor. İşte innehum fitye, onlar bir kısım gençlerdi. Âmenû bi rabbihim, Rablerine iman ettiler. Ve zidnâhum hudâ, biz de onların hidayetini ziyade kıldık. Ve rabatnâ alâ gulûbihim, onların kalplerine kuvvet verdik. Hani cesur yürek gibi tabirler kullanılır ya, yani takva kalpte, cesaret de kalpte. Bir insan cesur bir yürek taşıdığında, yeri geldiğinde ölümü bile göze alır. Hak bir dava uğrunda şehit olmayı canına minnet bilir. İşte bu gençlere de Allah-u Teala kalplerine kuvvet veriyor. İz gamu, onlar kıyam ettiler. Yani kalktılar demek belki Türkçe'de o kadar bunu ifade etmez. Kıyam harekatında bulundular. Dikildiler imparatorun karşısına. Fegalu, dediler ki Rabbuna Rabbus semavati vel ard. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Yani bizi terbiye eden, gökleri ve yeri terbiye eden zattır. Yani sen değilsin. Senin sistemin değil. Bu şekilde imparatorun karşısında, Dakyanus'un karşısında bu manayı ifade ettiler. Len ned'uve min dunihi ilahe. Biz onun dışında bir ilaha asla tapmayacağız. İlah olarak ondan başkasını çağırmayacağız. Buradaki len, tekid-i nefi istikbal diye Arapçada öyle ifade edilir. Asla ve kat'a. Asla ve kat'a, biz ondan başkasını ilah olarak kabul etmeyeceğiz. Lagat kulna izen şatata, eğer ondan başkasını ilah kabul edecek olursak çok saçma bir şey yapmış oluruz. Ha ulai kavmuna, bu kavmimiz ise, işte şu kavmimiz, ittahadu min dunihi alihe, tuttular Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Yani Kur'an-ı Kerim'in en temel davası la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. E ilahum ma'allah, Allah ile beraber başka ilahım var. Sıkça bu manalar tekrar edilir. Ancak insanlar tarih boyu bir takım ilahlar uydurdular. Allah-u Teala insanı yarattı ve harici alemde ilahlar diye bir şey yok. İnsanlar da ilahları uydurdular. Bu şekilde kendi elleriyle, kendi zihinleriyle bir takım şeyleri uydurdular, yaptılar. Ve onların karşısında kul köle oldular. İşte bu kavmimiz Allah'ın dışında ilahlar edindiler. لَوْ لَا يَتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنْ. Yani madem böyle yaptılar, keşke buna bir delil getirselerdi. Apaçık bir delil getirselerdi. İşte bazıları güneşe tapmış, bazıları bir takım maddelere tapmış, ruhlara tapanlar var. Hatta öküz gibi şeylere tapanlar var. Bunların ilah olduğuna dair keşke bir delil getirselerdi. Şirkin bir delili yok. Küfrün bir delili yok. Sadece insanlar kendi zihinlerinde öyle hayal ediyorlar. فَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا.
Allah'a yalan bir şekilde iftirada bulunandan daha zalim kim olabilir? Yani Allah benden başka ilah yok derken ilahlar uyduran ve bir takım böyle araya aracılar koyan, bu gibi yalanlar uydurandan daha zalim kim olabilir? Ve اِذْ يَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ Ve kendi aralarında konuşuyorlar. Madem siz toplumdan, diğer insanlardan ayrı ayrıldınız. Çünkü o zamanki toplum henüz daha Hristiyanlığı, Allah'ın gönderdiği şekliyle Hristiyanlığı kabul etmemiş. Roma toplumu. Ve bunlar saraydan ayrılıyorlar. İşte madem onlardan ayrıldınız, Allah dışında onların taptıklarından da ayrıldınız. Fe'u ilel kehfi, öyleyse bir mağaraya sığının. Yenşur lekum rabbukum min rahmetihi, ta ki Rabbiniz size rahmetinden neşretsin, üzerinize yaysın. Ve yuheyyi lekum min emrikum mirfaga, ve bu işinizden, meselenizden de size bir çıkış yolu müheyyi akılsın, göstersin. Ve böylece bunlar mağaraya gidiyorlar. Mağaradaki durumları anlatılıyor ayetin devamında. وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَم۪ينَ Yani güneş doğuyor, batıyor 300 yıl boyunca. Bunlar mağaradayken güneş doğuyor, batıyor. Ama güneş bunlara dokunmuyor. Ayet onu anlatıyor. Yani güneş ışınları doğrudan gelse, sebepler noktasında bakıldığında cesetleri çürüyecek. Ve güneş ışınlarına maruz kalmayacakları bir yerde mağaranın ortasında uyutulmuşlar. Ülkemizde bazı yerlerde, Nevşehir taraflarında zannediyorum, bazı mağaralar var. Fıtri buzdolabı hükmünde. Ve o bölgedeki elma gibi şeyleri bu mağaralarda bekletiyorlar. Ve herhangi bir bozulma da olmuyor. Halbuki güneşte kalsa bozulup gidecek. Demek ki özel bir koruyucu durum olabiliyor. İşte diyor, sen güneşi doğduğu zaman onların sağlarından böyle geçtiğini, yani onların sağından geçtiğini, kendilerine temas etmediğini görürsün. Ve اِذَا غَرَبَتْ تَغْرِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَلْ Batarken de onların sollarından, yani ne sabah doğarken ne akşam batarken güneş onlara temas etmiyor. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ Ve onlar mağarada genişçe bir yerdeler. Ayet-i Kerime çok şahane bir şekilde onların mağaradaki durumunu bize tasvir ediyor. Ve adeta gözümüzün önüne bir tablo şeklinde bunu sunuyor. ذَلِكَ مِنْ اَيَاتِ اللّٰهِ Bu Allah'ın ayetlerindendir. Yani onların cesetlerinin bozulmayacağı bir yerde o şekilde uyutulması, sebepler noktasında da insanlara böyle bir mesaj verilmesi veya genel anlamda 300 yıl gibi bir süre onların uyutulması, onların o zalim imparatordan kurtulması gibi durumlar, işte bütün bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Men yehdillah fehuvel mühtedi. Kim, ya Allah kime hidayet ederse artık o hidayet üzeredir. Ve men yudlil, kimi de yoldan saptırırsa, felen tecide lehu veliyyen murşide, sen ona bir yardımcı, bir mürşit bulamazsın. Ve tahsebuhum eygazan ve hum rugud. Sen onları uyanık zannedersin. Halbuki onlar uykudadırlar. Gözleri açık olarak uyutulmuşlar. Bir de bir yandan da böyle herhalde göğüs kafesleri inip çıkıyor. Kitaplarda anlatıldığına göre. Böyle biraz da sesli, hani biraz horlayarak uyuyanlar olur ya. Adeta o tarz bir tasvir var. Ayette değilse bile tefsir kitaplarında böyle bir tasvir var. Dıştan bakıldığı zaman bunlar adeta uyanık gibi. Halbuki onlar uykuda. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَم۪ينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ Ve biz onları böyle sağa sola da çeviriyoruz. Yani 300 yıl boyunca bir ölü gibi dursalar cesetleri çürüyüp gidecek. Uykudaki insanın sağa sola dönmesi gibi bunlar da 300 yıl boyunca sağa sola çevriliyorlar. Ve burada bu kendilerine de nispet edilmiyor. Hani uykudaki bir insan ne yaptığının zaten farkında değildir.
Bunlar çok uzun bir uykuda kalmışlar. Kendileri dönüyor değiller. Allah onları sağa sola çeviriyor. Hastalıklarda da diyelim bir kimse uzun süre yatakta kalmışsa doktorlar onun biraz hareket etmesini istiyorlar. Devamlı yatakta kalsa artık işe yaramaz hale gelecek. Ama hareket ederse o zaman eklemler, daha diğer sistemler düzgün çalışıyor. Yani ayet-i kerime bunları anlatırken bir takım başka mesajları da bize bildiriyor. وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاَيْهِ بِالْوَسِيدِ Ve onların köpeği de kapıya doğru, mağaranın girişine doğru böyle ön ayaklarını uzatmış vaziyette. Köpekleri de öyleydi. Bu köpekle alakalı birkaç türlü anlatılıyor. Bazı rivayetlere göre bunlar 6 kişilermiş. Yolda giderlerken, mağaraya giderlerken bir çoban da bunların peşine takılıyor. O da onlara arkadaş oluyor. Köpek de çobandan ayrılmıyor. Beraberce mağaraya giriyorlar. Böyle de olabilir. Meşhur olan belki bu görüş. Ya doğrudan kendi köpekleri de olabilir. Yani 7 kişilerdir. Yanlarında bir de köpek vardır. Böyle de olabilir. Tabi Kur'an-ı Kerim'de böyle köpeğe de yer verilmesi aslında bir ayrıntı. Yani köpekler olsa ne olur, olmasa ne olur gibi hatıra geliyor da. Ama buradan bile öyle mesajlar çıkarılmış ki. Mesela Mevlana Camii, Molla Camii diye de bilinir. Ya Resulallah diyor, Şibaşet, Çünseki Ashab-ı Kehf, Dahil Cennet Şevem, Der Zümre-i Ashab-ı Tu. Yani Ashab-ı Kehf'in köpeği, işte senin ashabının zümresi içinde o cennete girsin. O ravet cennet, men der cehennem ki revast. Yani o cennete girsin, ben cehenneme gireyim. Bu reva mıdır? O seki ashab-ı kehf, o ashab-ı kehfin köpeğidir. Men seki ashab-ı tu, ben de senin ashabının köpeğiyim diyor. Yani bu çok ince bir mana. İşte o hani alt tarafı bir köpek denilir. Ama ashab-ı kehfe mensup olduğu zaman o da bir kıymet kazanıyor. İşte biz de iyi insanların peşine böyle takılabilsek, velev onların kıtmiri de olsak, bu bir mazhariyettir. Bu noktada Ashab-ı Kehf'in de bu kıssada yer alması zihinlerde çok güzel manaları çağrıştıracak ve bir takım mazmunları geliştirecek muazzam bir durum olmuş. Hatta kıtmiriniz tabiri pek çok kişi tarafından kullanılmıştır. Büyük zatlara hitap ederken, yani ben sizin kıtmirinizim, işte Ashab-ı Kehf'in ben köpeği gibiyim gibi o manada kullanmışlar. Levit talat aleyhim, şayet sen onlara muttali olsaydın, yani Ashab-ı Kehf'i o mağarada görseydin, levelleyte minhum firara, onlardan kaçardın. Yani orada diyelim 7 kişi ise böyle sağa sola dönüyorlar, köpekleri var, saç sakal uzamış bir vaziyette, çok garip bir vaziyet. Onları gördüğünde korkardın, kaçardın. Ve le mülite minhum rûbe, ve senin içine bir korku düşerdi. Onları gördüğünde böyle bir korku içine düşerdi. Ve kezâlike be'atnâhum liyetesâelû beynahum. Böylece onlar kendi aralarında birbirlerine sorsunlar diye biz onları dirilttik, uyandırdık. 300 yıl uyudular, uyutuldular. Ardından da yani bakalım neler konuşacaklar. Bunun için onları uyandırdık. Gâle gâilum minhum, onlardan bir tanesi şöyle dedi. Kem lebistum, ne kadar kaldınız? Yani mağaradalar, işte 300 yıl kaldılar ama onlara göre ne kadar kaldıkları da belli değil. Kendi aralarında bunu konuşuyorlar. Biri diyor ki, acaba ne kadar kaldınız? Gâlu lebithnâ yevmen ev bâde yevm. Dediler ki, bir gün veya günün bir kısmı kadar. Yani tam bir gün de diyemiyorlar. Bir gün veya günün bir kısmı kadar. Doğrudan Ashab-ı Kehf'in kıssası gibi değil ama ben şöyle başka bir kıssa duymuştum. Bu da bir günlük bir uyku.
üniversitelerimizden birinde tıpta okuyan öğrenciler zorlu bir imtihanları varmış ve 3-4 gün doğru dürüst uyumadan o imtihana hazırlanmışlar. Ve sabaha doğru, artık imtihana girecekleri günün sabahına doğru namazı kılmışlar, sabah namazını. Demişler, o kadar yorulduk, hiç olmazsa işte 8'e kadar falan biraz yatalım da biraz dinlenmiş oluruz. Ve 8 civarında kalkıyorlar, imtihana gidiyorlar. Fakat okula vardıklarında hiçbir imtihan havası yok. Demişler, ya bugün imtihan yok muydu? Arkadaşlar demişler ki, ya siz neredeydiniz? İmtihan dündü. Meğerse adamlar 26 saat falan uyumuşlar. 2 saat uyuduklarını zannediyorlar. Ama 3-4 gündür uykusuz kalınca beraberce böyle 26 saat kadar uyumuşlar, imtihanı kaçırmışlar. Yani 26 saat uyutan Allah dilerse 300 yılda uyutur. Yani Allah-u Teala'nın çok acip, hayret verici icraatı var. Rotterdam'da bir arkadaşın ziyaretine gitmiştik de orada papağan vardı. Hocam dedi, bu bizim dedemiz. Ben tabii anlayamadım. Şöyle bir papağan. Hocam dedi, bu bizden yaşlı, 50 yaşındaymış dedi. Yani papağanlar 60 yıl, 70 yıl falan yaşayabiliyormuş. Halbuki küçücük bir şey. Bu kadarcık bir kuş. Allah dilerse 50 yıl, 60 yıl onlar yaşayabiliyorlar. Ya Allah'ın gerçekten çok hayret verici icraatları var. Uykunun kendisi zaten acayip bir şey. Hayret verici bir durum. 300 yıl uyumak çok daha hayret verici bir durum. İşte bir gün veya bir günün bir kısmı kadar kaldık diyorlar. Galu dediler, Rabbukum e'alemu bime lebistum. Yani Rabbiniz ne kadar kaldığınızı daha iyi bilir. Feb'atu ehadakum biverigikum hazihi ilel medine. Yani içinizden birini şu parayla şehre gönderin. Felyanzur eyyühe ezke taame. Ta ki o hangisi daha temiz yiyecek ona baksın. Felyetikum birizgın minhu. Ve size ondan rızık getirsin. Temiz yiyecekten rızık getirsin. Velyetalattaf ve onlarla iyi geçinsin. Dışarıdaki insanlarla iyi geçinsin. Ve la yuşiranne bikum ehade, sakın sizi kimseye hissettirmesin. Yani mağarada işte arkadaşları olduğunu sakın hissettirmesin. Burada da Kur'an'ın bu kıssayı anlatımı içerisinde bize önemli başka mesajlar veriliyor. Yani yiyecek hususunda hassas olmak. Ondan eskâ ta'am, temiz olanı seçmek. Özellikle günümüzde bir kısım insanlar daha fazla kazanmak için gıda sektöründe acayip hileler yapıyorlarmış. Özellikle etle ilgili şeylerde çok acayip hilelerin döndüğünü duyuyoruz. Bundan dolayı seçici olmak. Yani bu önemli bir şey. Ashab-ı Kehf bunu yaptığı gibi aslında hepimizin yapması gereken bir durum. Rastgele yerden rastgele yiyecek almamak. Bu konuda seçici olmak. Bir de وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدَ, sakın sizi kimseye hissettirmesin. O zamanki idare Bizans idaresi, Roma idaresi. Ve o Roma idaresinde de müşrikler hakim. Yani tek Allah'a inananlar değil de müşrik bir toplum. Bunlar tevhid ehli olan insanları dinlemeye, kabul etmeye müsait değiller. Zaten takip de ediyorlar. Dolayısıyla bunların mağarada olduğunu bildiklerinde hücum edecekler, hayatlarına kast edecekler. Demek ki bu gibi durumlarda hissettirmemek, yani harp bir hiledir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuş. El harbu hud'a. Harp bir hiledir. Bu noktada işte iyi bir strateji takip etmek, hissettirmemek, hedefe giderken fincancık hatırlarını ürkütmemek, bu gibi manalar bu ayetin bu kısmından çıkarılabilir. İnnehum, çünkü onlar, in yezharu aleykum, eğer size galip gelirlerse veya sizin farkınıza varırlarsa, yercumukum, sizi recmederler, taşlarlar. Yani taşlayarak öldürürler. Ev yu'idukum fi milletihim, veya kendi milletlerine döndürürler.
Kur'an-ı Kerim'deki millet kavramı bizim şu anda kullandığımız millet kavramından farklı. Din anlamında kullanılıyor. Mesela bel millete İbrahim'e Hanife, İbrahim'in milleti diyor. Burada İbrahim'in milleti İbrahim'in ırkı anlamında değil, İbrahim'in, Hazreti İbrahim'in dini anlamında. Öte yandan başka bir ayette mesela وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِيَا مِلَّتَهُمْ. Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar, onların dinine siz uymadıkça, milletine uymadıkça sizden asla razı olmazlar. Burada da hatta tettebiya milletahum, onların milletine tabi olmadıkça. İşte millet denildiğinde Kur'an'ın anlatımı çerçevesinde daha çok din hatıra geliyor. İşte sizi milletlerine döndürürler, yani dinlerine döndürürler. وَلَنْ تُفْلِحُوا اِذَنْ اَبَدَى O zaman asla felah bulmazsınız. Yani onların dinine dönecek olursanız asla kurtulamazsınız. وَكَذَٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ Böylece biz başka insanları onlara muttali kıldık. لِيَعْلَمُوا Ta ki bilsinler diye اَنَّ وَعَدَ اللّٰهِ hak, Allah'ın vaadinin hak olduğunu وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ ف۪يهَا Ve kıyametin geleceğinde asla bir şüphe olmadığını bilsinler diye biz diğer insanları onlara muttali kıldık. Yani bu da şöyle anlatılıyor tefsirlerde. İçlerinden bir tanesini gönderiyorlar ve o elindeki parayla işte bir ekmek alayım derken fırıncı bakıyor ki bu para 300 yıl öncesinin parası. Üzerinde Dakyanus'un resmi var. Artık o anda yürürlükte olmayan bir para. Aradan 300 yıl geçmiş. Roma İmparatorluğu daha evvelinde şirke dayalı bir devlet iken 300 yıllık bir geçmişten sonra, bir zamandan sonra Hristiyanlığı kabul etmiş. Ve o zamanki imparator da, yani bu 300 yılın sonrasındaki imparator, tevhid ehli, Allah'a ahirete inanan bir zat. Ancak o zamanki toplumda da öldükten sonra dirilmek var mı yok mu bu gibi şeyler her zaman tartışıldığı gibi o zamanda da tartışılıyor. Ama belki o zamanın şartlarında insanlar o kadar da bunun delillerini günümüzdeki kadar ifade edemiyor olabilirler. İşte Ashab-ı Kehf bu şekilde uyandırılıyor. Diğer insanlar da bunlara muttali kılınıyor. Ta ki ha demek ki Allah 300 yıl uyuttuktan sonra uyandırıyor. İnsanlar da toprak altında ne kadar kalırlarsa kalsınlar, Allah onları tekrar uyandıracak. Demek ki kıyamet gelecek, demek ki ahiret gelecek. Bu noktada bunu bilmeleri için işte Ashab-ı Kehf'in durumuna onları muttali kıldık. İşte 300 yıl öncesinin parasıyla alışveriş yapmaya kalkınca fırıncı, Bu ne diyor? Yoksa sen hani o zaman hazine şeyleri falan oluyor ya, yani hazine buluyorlar, kaçak paraları oluyor. Bu gibi durumlar hatıra geldiğinden bunu resmi makamlara bildiriyorlar. Ve onlar da geliyorlar. Neticede epey bir grup halinde Ashab-ı Kehf'in bulunduğu mağaraya doğru oraya doğru ilerliyorlar. Ve bu kimse sizden çekinebilirler, ben diyor içeri gideyim, ben onlara önce haber vereyim. İşte içeriye girdiğinde durumu onlara anlatıyor. Artık dua ediyorlar veya doğrudan bir tasarruf ilahi, ruhları orada kabzediliyor. Ve böylece sahne kapanmış oluyor. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ Onlar kendi aralarında, yani ne yapacakları hususunda niza ediyorlardı. Fekalu dediler ki übnu aleyhim bünyane üzerlerine bir bina yapın. Böyle diyenler oldu. Rabbuhum alemu bihim onların Rabbi onları en iyi bilendir. Galellezine galebu ale emrihim ama onlara galip gelenler bu meselede onlar da dediler ki lenettehidenne aleyhim mescide biz onların üzerine bir mescit yapacağız. Yani bazıları sadece bir bina yapmak, onlara bir hatıra olsun diye öyle düşünmüşler. Ama daha böyle galip durumda olan,
fikir itibariyle daha galip gelenler dini bir şey yapmayı tercih ediyorlar ve onların üzerine bulundukları yere bir mescit yapma kararı alıyorlar. Tabii günümüzde acaba belli mi bunların yeri? O kadar da net bir bilgiye sahip değiliz. Tarsus'ta var, Ashab-ı Kehf'le alakalı. İşte Kahramanmaraş'ın ilçelerinden birisinde orada var. Başka bazı yerlerde yine söyleniyor. Bunlardan hangisinde? Doğrusu çok net bir şey söyleyebilmek zor. Gerçi bazı araştırmacılar işte tercihte bulunuyorlar. Şurasıdır, Kur'an'daki tasvire burası daha uygundur diyorlar. Ama bir başkasının da olması mümkün ve muhtemeldir. O kadar da net bir bilgiye sahip değiliz. Mesela Yunus Emre tarihi bir şahsiyet. Bugün Yunus Emre ile alakalı 7-8 yerde kabir var. Yunus Emre 7-8 tane değil, bir tane. İşte bunların bazısına da makam denilmiş. Yani bir yerde bulunmuşsa onun adına oraya bir mescit yapılmış. Kabri de belki orada zannedilmiş. Bu tarz durumlar olabiliyor. Ashab-ı Kehf'in de üzerine bir mescit yapıyorlar. Ve bu şekliyle onların yad edilmesi, hatırda kalması sağlanmış oluyor. Ardından bu meselenin değerlendirmesiyle ilgili ayetler geliyor. Bu gibi meselelerde ölçümüz ne olacak? Bu gibi gaybi meseleleri biz neye göre değerlendireceğiz? Seyegulune felâfe râbiuhum kelbuhum. Yani bunlar kaç kişiydi? Bu konuda insanlar diyor, ileri geri konuşacaklar. Ve bir kısmı diyecek ki, bunlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir. Veyegulune hamse sâdisuhum kelbuhum. Bir kısmı da, beş kişilerde bunlar diyecek. Altıncıları köpekleri diyecekler. Racmen bil gayb, gayba taş atmak olarak böyle söyleyecekler. Racmen bil gayb, bu da meselemiz noktasında çok manidar bir ifade. Gayba taş atmak. Bildiğimiz kadarıyla insanlık tarihi 3000 yıl evveline kadar bir takım bilgi ve belgelerle gidiyor. Ama 3000 yıldan daha gerisi karanlık. Oralarla alakalı çok daha net bir bilgiye sahip değiliz. İşte bazı insanlar mesela ilk dönem insanlarını tasvir ederken bunlar mağara insanıydı. Tesadüfen ateşi buldular. Tesadüfen bir takım başka şeyleri buldular. Tamamen böyle vahşi bir tablo çizebiliyorlar. Bu racmen bil gayb'tır. Biz o zamanları görmedik. Bu konuda bilgi de yok. İnsanlar bu konuda biraz kafa yoran kimseler herhalde kendi zihinlerinde, hayallerinde senaryo üretiyorlar. Olsa olsa şöyle olur, olsa olsa böyle olur tarzında. Halbuki onların zannettiğinden çok daha farklı da olabilir. Eğer ortada bir belge ve net bir bilgi yoksa kesin ifade kullanmak doğru değil. Mesela insanlar güneşin dünya etrafında döndüğünü binlerce yıl kabul ettiler. Batlamyus nazariyesi diyorlar buna. Ve bu konuda herhangi bir tereddütleri de olmadı. Zahirde de öyle. Güneş her gün doğuyor, batıyor. Dünyanın etrafında dönüyor. Dünya ise sabit, hareketsiz görünüşte. Ama bugün artık bu nazariyenin herhangi bir kıymeti kalmadı. Bunun yanlış olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla insanlar gözle gördükleri meselede bile yanılabiliyorlar. Bu konuda isabet edemeyebiliyorlar. Nerede kaldı ki gözle görmedikleri, ellerinde herhangi bir bilginin, belgenin olmadığı dönemle alakalı uydursunlar. Bu haddini aşmak olur. Dolayısıyla Ashab-ı Kehf kaç kişiydi? Bu konuda herhangi bir kesin rivayete dayanmadan, yok şu kadar, şu sayıları şu kadardı, bu kadardı. Bunlar racmen bil gayb oluyor. Gayba taş atmak. Ben ilahiyatı Erzurum'da okudum. Orada ilminden çok istifade ettiğimiz zatlardan birisi muhterem Mehmet Kırkıncı hocamız. Bir gün kendisine şöyle bir soru sormuştum. Hocam dedim, Sokrat peygamber olabilir diyorlar bu konuda. Siz ne dersiniz? Olabilir dedi. Ben şaşırdım. Hocam nasıl olabilir dedim. Nereden bileceğiz? Kırkıncı hocamız dedi ki, sen dedi soruyu olabilir mi diye sordun. Olabilir mi sorusunun cevabı olmayabiliri de içine alır dedi. Yani olabilirin karnı o kadar geniş ki olmayabiliri de içine alır.
Dolayısıyla yani Sokrat bir peygamber miydi? Kesin bir bilgimiz yok. Ama değil miydi? Bu konuda da kesin bir bilgimiz yok. Olabilir mi diye sorulduğunda olabilir tarzında bir ihtimal hatıra gelir. Ama olabilir denilmesinden hareketle peygamberdir denilemez. Konfüçyüs, Buda bu gibi şahıslar hakkında da benzeri şeyler söz konusu. Eğer bu konuda elde kesin bir bilgi, belge yoksa racmen bil gayb olur söylediklerimiz. Yani bu noktada kesin bir şey söylemektense olabilir tarzında ifadeyi biraz nazikleştirmek Kur'an'ın metoda daha uygun. İşte onların sayısıyla alakalı, onlar 3 kişi dördüncüleri köpekleri veya 5 kişi altıncıları köpekleri, bu gibi ifadeler racmen bil gayb, gayba taş atmaktan ibarettir. Karanlık devirlerle alakalı kendi zihniyle hüküm vermeye çalışmak. Ve yekulûne seb'a ve thâminuhum kelbuhum, ve şöyle diyecek bir kısmı da, onlar 7 kişi ve 8.'cileri de köpekleri. Doğru olan budur diye gerçi ayette bir ifade yok da, fakat üsluptan hareketle bazıları önceki iki görüş nazara verilirken racmen bil gayb denilmişti. Ama burada racmen bil gayb denilmedi. Dolayısıyla bunların sayısı 7'dir şeklinde bir kanaat hasıl olmuş. Ve genelde o manada değerlendirilmiş. 7 uyuyanlar bu şekilde edebiyatta kullanılmış bu. Ve bir takım kitabelerde de, hani Ashab-ı Kehf ve Rakim derken kitabe ciheti de var zaten. Rakim kitabe manasını ifade ediyor bir yönüyle. Bunlarla alakalı kitabelerde de hani 7 uyuyanlar tarzında tarihte bazı bilgilerin olduğu ifade ediliyor. Kul Rabbi a'lemu bi iddetihim, sen de ki Rabbim onların sayısını en iyi bilir. Yani bu da bir düstur. Madem ki bizim bu konuda kesin bir bilgimiz yok, bu noktada Rabbim onların sayısını en iyi bilir demek en güzeli. Ma ya'lemuhum illa galil, onları bilen az sayıda kimsedir. Yani bu gibi meselelerde böyle kesin bilgiye sahip olan, net bilgiye sahip olan az kimse vardır. Fela tumari fihim illa mira'en zahira, öyleyse sen bu konuda kimseyle mücadeleye girişme. Ancak mira'en zahira, yani zahiri kurtarma babında ana hatlarıyla meseleyi böyle değerlendir. Yani bu gibi konular tartışma konusu olmamalı. Bunların sayısı 3 müydü, 5 miydi, 7 miydi veya başka bir şey miydi? Bu konuda bildirilenler, rivayete dayalı olarak bildirilenler neyse o sınırda kalmak daha güzel. Mesela tefsir kitaplarında işte Hazreti Adem ve Havva'nın cennetteki durumu anlatılırken, malum Allahu Teala bütün cennet meyvelerini onlara helal kılmıştı ama وَلَا تَقْرَبَ هَذ۪ي شَجَرَى buyurdu. Şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Acaba bu ağaç hangi ağaç? Ayette bildirilmemiş. Kitaplara baktığımızda, tefsir kitaplarına, belki de İsrailiyat kaynaklı daha çok, bir kısmı buğday demiş, bir kısmı üzüm demiş, bir kısmı incir demiş. Değişik böyle rivayetler var. Ve sağlam rivayetler de değil. Kur'an-ı Kerim'in durduğu noktada durmak daha güzel. Yasaklanan bir ağaç. Bunun hangi ağaç olduğunu bilmek biz o kadar da önemli değil aslında. Yani üzümüye bağını sorma derler ya, buradan alınacak olan kısım nedir? Onu almak. Diğer şu veya bu olması, şu ağaç veya bu ağaç olması zaten birinci derecede, hatta ikinci, üçüncü derecede bile önemli olan bir olay değil. Burada asıl bilmemiz gereken o nokta değil. Böyle bir olayda da onların sayısı, bunlarla falan böyle meşgul olmak, boşuna vakit kaybetmek olabilir. Hani lübbü bulmak lazım. Kışır, kabuk meselelerden uzak kalmak gerekiyor. Yoksa bir kısım insanlar özden uzaklaşıyor, lüb meselelerden uzaklaşıyor. Hep böyle kabuk meseleler, kışır meselelerle vakitlerini geçiriyorlar. وَلَا تَسْتَفْتِ ف۪يهِمْ مِنْهُمْ اَحَدَ, ve onlar hakkında kimseye herhangi bir meselede sorma. Çünkü
net bir bilgiye sahip değiller. Bu gibi şeylerle vakit kaybetme. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدَى Ve herhangi bir mesele hakkında da ben bunu yarın yapacağım deme. İlla en yeşâallah. Ancak inşallah diye bunu ifade et. Rivayete göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bazı sualler soruyorlar. İşte ruhtan, Ashab-ı Kehf'ten, Zülkarneyn'den. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendiliğinden bilemez. Bildirilmedikçe bilemez. Yarın gelin size haber vereyim diyor. Ancak inşallah dememiş. Taraf ilahiden de hem ona hem hepimize bir ders olması açısından vahiy geciktirilmiş. 15 gün falan vahiy gelmemiş. Bu münasebetle de ayetin bu kısmının bu mesajı bize verdiği ifade ediliyor. Yani ben yarın şunu yapacağım demeyin. Ancak inşallah diyerek, inşallah yarın şunu yapacağım. Tabii kelimeleri yerli yerinde kullanmak son derece önemli. Daha dün bir yerde sohbet ederken, oradakilerden bir tanesi, işte inşallah kıyamet, ahiret gelecek, şöyle şöyle olacak. Böyle inşallahla bunu ifade etti. Dedim inşallahın kullanma yeri burası değil. Yani inşallah eğer Allah dilerse, ama Allah dilemiş zaten, ahireti getireceğim diyor. Böyle olunca orada inşallah ahiret gelecek ifadesi doğru bir ifade olmuyor. Ama şunu dedim diyebilirsin, inşallah ehli cennet oluruz. Orada bir garantimiz yok. Ehli cennet olacak mıyız, olmayacak mıyız, bir garantisi yok. Ama ahiretin gelme noktasında işin garantisi var. O noktada inşallah orada kullanılmaz. Ama inşallahı nerede kullanacağız? Ayette o da anlatılmış oluyor. Gelecekle ilgili şeylerde inşallah şöyle yapacağım, inşallah böyle yapacağım. Bu şekilde onu kullanmak gerekir. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتْ Ve unuttuğunda Rabbini zikret. Tabii ilk muhatabı itibariyle baktığımızda Peygamber Efendimiz, ama onun şahsında hepimiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten huzuru daimide. Dolayısıyla uykudayken bile işte benim gözüm uyur, tenamu ayni ve la yenamu galbi diyor. Yani benim gözüm uyur ama kalbim uyumaz. Her yönüyle müteyakkız ve Allah'ı unutmak gibi bir durumdan çok çok uzak. Ama Allah-u Teala onun şahsında hepimize bu dersi vermiş oluyor. Unuttuğunda Rabbini zikret. Ve kul ve şöyle de asa en yehdiyeni Rabbi le agrabe min hâzâ raşede. Yani umarım ki Rabbim bundan daha yakın bir zamanda bir muvaffakiyet bana nasip eder. Peygamberimize bakan, davasına bakan yönü şöyle. Yani Ashab-ı Kehf 300 yıl mağarada kaldılar. Bu aynı zamanda Hristiyanlığın mağara döneminin de bir sembolü. Hristiyanlık 300 yıl gizli olarak yayıldı. Yani uyuyan sadece Ashab-ı Kehf değildi. Uyuyan Hristiyanlık alemiydi. Hristiyanlar 300 yıl bir mağara dönemi yaşadılar. Dolayısıyla ardından galip geldiler. Bir 300 yıl geçti. Ardından hakim hale, galip hale geldiler. Yani ey peygamber sen de ki Rabbim inşallah bana daha yakın bir zamanda bir muvaffakiyet nasip eder. Yani bir 300 yıl beklemeden bir galibiyeti görmeyi işte nasip eder. Onu umuyorum. Bunu söyle diyor. Gerçekten de bu tahakkuk etmiştir. Ve daha Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatında müşriklere galip gelmiştir. Arabistan şirkten, müşriklerden temizlenmiş ve Peygamberimizin dini çok kısa bir zamanda civar ülkelere de yayılmıştır. Hristiyanlıkta 300 yıl bir bekleme döneminden sonra galibiyetin olması tarzında olmamış, hemen kısa bir zamanda galibiyet gerçekleşmiştir. Ve lebisu fi kehfihim onlar mağaralarında kaldılar. Thelâthe miye sinîne 300 yıl kaldılar. Ve zdâdû tis'a 9 yıl da buna ilave ettiler. Burada 300 yıl bir de 9 yıl biraz zihni kurcalayabiliyor. Yani 300 yıl kaldılar diye bir hüküm bildirildi.
Ama 9 yılda ilave ettiler. Acaba bu ilave neyin nesi? Bu konuda genelde şöyle bir manaya dikkat çekiliyor. Bunlar miladi takvime göre 300 yıl kaldılar. Miladi takvime göre sene 365 gün hesabıyla bunlar 300 yıl mağaralarında kaldılar. Ama kameri takvime göre, kameri takvim 354 gün. Dolayısıyla her yıl 11 gün önce geliyor. 100 yılda 3 yıl fark ediyor. Ve 300 yılda da 9 yıl fark ediyor. Yani vezdâdü tis'a, kameri takvime göre sayıldığında ise bu 309 yıl oldu. Bazıları da bunu 309'la ifade ettiler. O zaman aynı rakam olmuş oluyor. 300 yıl, miladi olarak 300 yıl eşittir. İşte kameri takvim olarak sayıldığında da 309 yıl. Böyle bir manaya dikkat çekiliyor. Kulillahu a'lemu bima labithu, sende ki Allah ne kadar kaldıklarını en iyi bilendir. Lehu gaybus semavati vel ard, göklerin ve yerin gaybı onundur. Yani Allah için gayb yok. Allah mülkünde cereyan eden her şeyi elbette biliyor. Ve her şey onun şuhudunda, nazarında. Böyle olunca Allah-u Teala mülkünde cereyan eden böyle bir olayı da bize haber verir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olayı görmemiştir. Ama görmemiş olmakla beraber görmüş gibi Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bize anlatmıştır. Bu da vahiy yoluyla Peygamberimize bildirilmesiyle gerçekleşiyor. İşte göklerin ve yerin gaybı O'nundur. Absır bihi ve esmi, o ne muhteşem gören ve ne muhteşem işitendir. Mübalağalı bir şekilde bu taaccüp ifade ediyor. O ne muhteşem gören ve o ne muhteşem işitendir. Bizlerin görmesi, işitmesi sınırlı. Ve her şeyi görmüyoruz, her şeyi duyamıyoruz. Ama Allah-u Teala bize gözü veren, bize kulağı veren, böyle olunca o mülkünde ne cereyan ediyor? Elbette en iyi bir şekilde görüyor ve kim neleri konuşuyor? Ashab-ı Kehf'te kendi aralarında neler konuştular? İşte işlerinden birini dışarıya gönderdiklerinde o neler yaptı, neler konuştu? Allah bunları en iyi gören, en iyi işitendir. مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيهِ, onlar için Allah'ın dışında bir yardımcı, bir veli yoktur. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا, ve Allah hiç kimseyi hükmüne şerik kılmaz ve kendisine ortak yapmaz. Böylece yaklaşık bir saatlik bir zaman diliminde Kur'an-ı Kerim ayetlerinden Ashab-ı Kehf'in kıssasını görmeye çalıştık. Tabi tefsir kitaplarında bunların çok daha incelikleri de anlatılıyor. Ama böyle bir zaman diliminde ana hatlarıyla bu kadarıyla görmüş olduk. Ayrıntılar tefsir kitaplarında görülebilir. Bu münasebetle Kur'an-ı Kerim işte Ashab-ı Kehf kıssasında anlattığında ne gibi mesajlar veriyor? Bizi ne gibi ufuklara yönlendiriyor? O ufuklara çeviriyor? Bunları da görmüş olduk. O kıssanın anlatımı içinde pek çok mesajların da, yönlendirici mesajların bize verildiğini görmüş olduk. Cenab-ı Hak Kur'an'ın nurlarına ve sırlarına hepimizi mazhar eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.